Annem senin için göndermiş. Temiz kıyafetler var içinde. İyi halt etmiş. Haklı Zira. Hatasını böyle kapatmaya çalışıyor. O daha bu kafayla giderse çok çanta hazırlar, çok daha. Öyle deme baba ya. Annemi cezalandıracağım deyip biz de cezalandırıyorsun. Ya biz de özlüyoruz seni. Oğlum yavrum ben de çok özlüyorum da ne yapayım ya? Yapılacak başka bir şey yok ki. Hayretten yerin belli, yurdun belli ya. Özlediğiniz zaman gelirsiniz, burada görüşürüz işte. İyide amca sen böyle daha ne kadar dayanabileceksin ki? Onun çuvalların üstünde uyuyorum diyorsun. Vallahi kabul ediyorum kızım. Sırtım falan çok ağrıyor ama benim kafam böyle rahat ya. Yanımda durmadan yalan söyleyen bir kadın olmadan ben böyle iyiyim. Vallahi iyiyim yani. Amca bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. En son olayda ben hatalıyım. Bak beni affettin, yengemi affetmedin. Haksızlık değil mi bana? Değil oğlum, değil. Haksızlık falan değil ya. Ona müstahak dur. Ona müstahak. Allah'ını seversen ya. Ya bak sen daha çocuksun, boyundan büyük dertlerle uğraşıyorsun. Sen hata da yapacaksın, pişmanlık da duyacaksın. Ama o öyle mi? Koca kadın. Ya bak ben onu defalarca uyardım, defalarca uyardım. Yapma diye ya. Yapma, yalan söyleme, arkamdan iş çevirme dedim. Ama yapamıyor işte. Bırak böyle iyi ya, tamam. Kesin bugün de gelmiyor yani. Yok oğlum, yok. Vallahi bir daha da gelir miyim bilmiyorum açıkçası. Hadi neyse ya, tamam. Hadi siz okulunuza gidin. Hadi yavrum, hadi. Ben iyiyim ya. Hadi ya, hadi. Amca, beni affettiğin için çok teşekkür ederim. Büyüksün. Oğlum, sen bir daha olmayacak dedin. Ben de sana inandım, güvendim. Daha niye uzatıyorsun ya? Olmayacak amca, söz. Aslan oğlum. Hadi iyi dersin. Görüşürüz amca. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.